Herkese merhaba. HTC'nin 2014 model akıllı telefonu HTC One M8. HTC'nin geçen yıl çıkarmış olduğu orijinal One'a göre önemli yenilikler içeriyor. HTC One M7 2013'ün en iyi akıllı telefonları arasında gösteriliyordu. HTC One M8 ile birlikte bu ünvan biraz daha geliştirilebilir. Çünkü HTC One M8 gerçekten de M7'nin üstüne önemli taşlar koyuyor. Bunu söyleyebiliriz. Tasarım açısından baktığımızda öncelikle HTC One M8'in 5 inç ekran sayesinde biraz daha büyüdüğünü, yüzey alanının genişlediğini görüyoruz. Tasarımı da metal oranı biraz daha arttırılmış şekilde güncellenmiş. Telefonun artık kenarları da metal kaplı ve arka bölümden kenarlara doğru kavisli bir yapının, bir geçişin olduğunu görüyoruz. Bu durum HTC One M8'i, yekpare alüminyum gövdeye sahip HTC One M8'i biraz daha sağlam gösteriyor. Aynı zamanda telefonun üzerinde görmüş olduğunuz gibi fırçalanmış metal görünümlü bir yüzeye sahip. Bunu da belirtelim HTC One M8 ile ilgili olarak. Gördüğünüz gibi elimizde koyu gri renkli versiyon var. Bunun dışında yine gümüş ve altın renkleri de bulunuyor. HTC One M8'in her biri birbirinden çekici. Bunu söyleyebiliriz. HTC One M8'in ekranın boyutu büyümesine karşılık ergonomik açıdan telefon yine elde rahat şekilde tutulabiliyor. Aslında doğrusunu söylemek gerekirse 4.7 inç büyüklükteki ekran HTC One M7'ye göre HTC One M8'in 5 inç ekranlı telefonun biraz daha rahat tutulduğunu söylememiz gerekiyor. Devam edelim. Telefonun önünde 5 inç ekran önemli bir yer tutuyor. Boom sound hoparlörler üstte ve altta yine mevcut. Sensörün yerinin değiştirildiğini görüyoruz One M8'de. Boom sound hoparlörün sağına alınmış. 5 megapiksel bir kamera var. Selfie severlerin memnun edecektir. Ekran altında yine HTC logolu bir bar var. Bu barın üzerinde geçen yılın telefonda gördüğümüz gibi kapasitif dokunmatik navigasyon tuşlarını görmüyoruz. Navigasyon işlevleri ekrana entegre edilmiş durumda. Gördüğünüz gibi ekran altında tuşlar mevcut. Buna birazdan geleceğiz. Yine aşağıda boom sound hoparlör var dedik. Telefonun sol tarafında nano sim kart yuvası var. Sağında da micro SD kart yuvası var. Ses tuşu görmüş olduğunuz gibi yine sağda yer alıyor. Üste de güç tuşu var. Güç tuşu yine üste, erişmesi biraz zor yerde, ancak motion launch olarak adlandırılan bir işlev var ve oldukça kullanışlı. Buna da değineceğiz. Kızılötesi port üst tarafta bulunuyor. Altta 3.5 mm'lik kulaklık jack'ının alta alındığını görüyoruz ve bunun yanında da micro USB portu yer alıyor. Arkada şeritler var. Antenin iyi şekilde işlev görmesi için eklenmiş. Bunun yanı sıra yine ultra piksel kamera görüyoruz. İkinci bir kamera var. Duo kamera sistemi adlandırılıyor bu şekilde. Ve yine ultra piksel kameranın yanında iki renkli chip LED flaşı görüyoruz. HTC One M8'e gayet yakışıklı görünüme sahip bir akıllı telefon var karşımızda. HTC One M8'in ekranı Super LCD 3 ekranı, 1080p çözünürlüğe sahip, 441 ppi piksel yoğunluğu var. HTC One M7'nin ekranı yine 1080p çözünürlüğe sahipti, ancak 4.7 inç büyüklüğe sahipti. 468 ppi'lik bir piksel yoğunluğu vardı. M8'de piksel yoğunluğu 441 ppi'ye düşüyor. Ancak yine keskin, gayet okunaklı, görsel açıdan büyük zevk sunacak bir ekran olduğunu görüyoruz HTC One M8'de. Görüş açıları da oldukça iyi bu ekranın. Kullanım esnasında yüksek bir görsel keyif sunacaktır HTC One M8'in ekranı kullanıcılara. Telefonda Snapdragon 801 Yonga set var. Adreno 330 GPU bulunuyor ve bu pakette HTC One M8'in oldukça iyi işlemesini olanak sağlıyor. 2 GB RAM de oldukça yeterli. 16 GB'lık dahili hafıza var. 128 GB kapasiteli micro SD kart yuvası sayesinde isteyenler telefonun depolama alanını biraz daha artırabilirler. Sense kullanıcı arayüzünü bu donanım paketi oldukça iyi şekilde çalıştırıyor. Geçişler oldukça hızlı. Aynı zamanda gördüğünüz gibi kaydırmalar da oldukça iyi. Oyunların açılışı da hızlı şekilde gerçekleştiriliyor. Bu Snapdragon 801 işlemci bu açıdan da başarılı. Gördüğünüz gibi anında oyun keyfine başlamamız mümkün oluyor. Google Play bağlantısı gerçekleştirildi. Şu anda 3G bağlantı üzerindeyim. Beklemenin sebebi ondan. Ve hemen oyun oynamaya başlayabilirim. HTC One M8'de oyun keyfi yaşamak bu kadar kolay. Devam edelim. Tekrar ana ekrana geri dönüş yapalım. Yazılımdan bahsedelim. HTC One M8'de Sense 6 kullanıcı arayüzü geliyor. Sense 5 ile birlikte bildiğiniz gibi önemli değişiklikler yapılmıştı Sense kullanıcı arayüzünde. Sense 6 biraz da Sense 5'teki açık kalan noktaların ve beğenilmeyen unsurların düzeltildiğini, biraz daha düzgün bir kullanıcı arayüzünün sunulduğunu gösteriyor. HTC One M8'de
gelen Sense 6'da yine Blinkfeed önemli bir yer tutmaya devam ediyor. Çeşitli sosyal ağlardan veya Blinkfeed kapsamında sunulan servislerin güncellemeleri gördüğünüz gibi aşağı doğru akan ızgara görünümlü bir dergi havasında sunuluyor ve bu sayede Blinkfeed'de neler olup bittiğini görmeniz mümkün oluyor. Eğer dilerseniz Blinkfeed'i kapatmanız da mümkün oluyor veya ana ekran haline getirmeniz de mümkün oluyor. Gördüğünüz gibi Blinkfeed'i bu şekilde giriş sayfası olarak ayarlayabilirim. Veya eğer istemezsem kaldırabilirim. Bu şekilde imkanlar sunuluyor. Daha önce Blinkfeed'i giriş sayfası olarak ayarlamamak veya kaldırmamak mümkün değildi. HTC artık bu esneklikleri de sağlıyor. Bunun dışında uygulama menüsünde de bir takım düzenlemeler yapıldığını görüyoruz. Sense 5'te uygulama menüsünün tepesinde bir bileşen vardı. Bu bileşen artık sadece görmüş olduğunuz gibi bir ana ekran giriş panelinde yer alıyor. Yine çeşitli Google servis uygulamaları mevcut. Yine HTC'nin yüklediği çeşitli uygulamalar var. Örneğin galeri uygulaması artık bağımsız bir uygulama olarak karşımıza çıkıyor ve Google Play Store'dan güncellemeleri indiriliyor. Bu neye olanak sağlıyor? Galeri, Zoe, TV gibi uygulamaları eğer bu uygulamalarla ilgili çeşitli güncellemeler varsa One M8 için çıkmış toptan bir yazılım güncellemesi beklemeden elde etmeniz mümkün oluyor. Bu şekilde bir avantaj, bir artı sağlıyor bu bağımsız uygulama olarak çıkması. Galeri uygulaması biraz daha düzenli hale getirilmiş ve rahatlıkla kullanılıyor. Ve diyelim bir klip oluşturmak istiyorsunuz video highlights'la kolaylıkla oluşturabiliyorsunuz. Daha önceki galeri uygulamasında mevcut olan video highlights yine mevcut ve bu oluşturmuş olduğunuz video highlights'ları, video highlights kliplerini Zoe Share aracılığıyla bulutu yükleyebiliyorsunuz veya farklı Zoe Share kullanıcılarının da bu oluşturmuş olduğunuz video highlights kliplere katkıda bulunmasını sağlayabiliyorsunuz. Zoe şu anda test aşamasında diyelim çünkü genel kullanıma sunulmadı ve Zoe uygulamasını açtığımızda gördüğünüz gibi coming soon şeklinde bir mesaj karşımıza çıkıyor ve baktığınızda Zoe uygulamasında neler yapılabileceği şu anda bir ön gösterim olarak sunuluyor. Gelecekte beklemek gerekiyor Zoe uygulamasının neler sunacağını. Devam edelim. Yazılımla ilgili konuşmaya devam edelim. Sense 6 ile birlikte dediğimiz gibi görünüş açısından bir takım düzenlemeler yapılmış. Biraz daha yazı tipleri oynanmış. Görünüş biraz daha net hale getirilmiş. Yine temalar var. Kişiselleştirebiliyorsunuz görünümü. Tabii bu kişiselleştirme biraz daha kısıtlı. Temalar yardımıyla renk temasını değiştirmeniz mümkün oluyor. HTC One M8'in farklı renklerini kullananlar için bu temalar biraz daha anlamlı oluyor. Telefonun dış görünüşüyle uyumlu renklerde temayı kullanmanız mümkün oluyor. Gördüğünüz gibi az önce turuncu renkte olan arayüz yeşil renge döndü. Ve başka bir özellik HTC One M8'de sunulan Motion Launch. Motion Launch sayesinde çeşitli işlevleri telefonun güç tuşunu kullanmadan gerçekleştirmeniz mümkün oluyor. Ekran diyelim ki kapalı uyku modunda hafifçe tıklatarak parmağınızı kilit ekranına açabilir. Saati veya neler olup bittiğini görebilirsiniz. Tekrar dokunarak ekranı kapatabilirsiniz. Yine ekran kapalıyken parmağınızı sağa doğru sürükleyerek Zoe Blinkfeed'i açabilirsiniz. Ya da ekran kapalıyken parmağınızı sola doğru sürükleyerek de giriş paneline ulaşabilirsiniz. Bu da Motion Launch'un sunmuş olduğu özelliklerden bir tanesi. Yine ekran kapalıyken telefonu yatay tutup güç tuşuna bastığınızda, ses tuşuna bastığınızda, ses açma tuşuna bastığınızda görmüş olduğunuz gibi kamera uygulaması açılıyor ve hemen çekim gerçekleştirebiliyorsunuz. Bu da Motion Launch'un sunmuş olduğu hareket kolaylıklarından bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor. Devam edelim. Kamera demişken artık kamera uygulamasına bakalım. Duo kamera var. Görmüş olduğunuz gibi arkada ikinci bir kamera garip görünüyor. Ancak önemli işlere yarıyor HTC'nin iddia ettiğine göre. İkinci kamera sayesinde çekilen görüntünün derinlik bilgileri de toplanıyor. Nasıl biz iki gözümüzle bakarken ikinci göz yardımıyla derinlik bilgilerini elde ediyorsak, biraz daha derinlik görüyorsak HTC Duo kamera sisteminde yer alan ikinci sensör sayesinde de bulunulan çekilen karedeki derinlik bilgileri toplanıyor ve bu bilgiler yardımıyla da farklı özelleştirmeler gerçekleştirilebiliyor. Duo kameraya birazdan gelelim. Öncelikle kamera arayüzüne bir göz atalım. Kamera arayüzü Sense 6 ile birlikte biraz daha farklılaştırılmış. Aslında önemli değişiklikler yapılmış. Görmüş olduğunuz gibi kolay kullanımlı ve parmak dostu bir geçiş bölümü var. Bu geçiş paneli içerisinde kamera, video, Zoe kamera, selfie, ikili çekim ve panorama 360 bölümlerinin yer aldığını görüyoruz. Kamera uygulamasına geçtiğimizde fotoğraf çekimi için bu ekran kullanılıyor. Görmüş olduğunuz gibi çeşitli manuel ayarlar var ve bunlar sayesinde de çekim işlemini özellikle elle ayar yapmayı sevenler için biraz daha kolay hale getirmek mümkün oluyor. Daha sonra yapmanız gereken deklanşör tuşuna basıp çekim işlemini gerçekleştirmek oluyor ya da
ses tuşunu kullanarak da, aşağı ses tuşunu kullanarak da çekim gerçekleştirebiliyorsunuz. Video 1080p Full HD video kaydı gerçekleştiriliyor. Eski Sense'de, SenseFoto kamera arayüzünde fotoğraf ve video çekim tuşları aynı ekranda bulunuyordu. Bu da büyük bir pratiklik sunuyordu. Ancak yeni kamera arayüzünde nedense bundan vazgeçilmiş. Bu biraz hoşumuza gitmeyen noktalardan bir tanesi oldu HTC One M8'in kamera uygulamasında. Zoe de ayrı bir bölüm olarak karşımıza çıkıyor. Sadece bir kez dokunduğunuzda fotoğraf çekim yapılıyor. 3 saniye dokunduğunuzda Zoe klibi çekiliyor ve 3 saniyeden daha fazla parmağınızı Zoe tuşunun üzerine tuttuğunuzda Full HD video kaydına geçiş yapılıyor yeni Zoe modunda. Selfie öndeki 5 megapiksel kameranın kullanılarak çekim yapılmasını olanak sağlıyor. Öndeki kamera 80 derece gibi geniş bir görüş açısına sahip. Bu da kare içerisine çok daha fazla kişinin sığmasını ve eğlenceli selfie'lerin çekilmesini olanak sağlıyor. İkili çekim, birçok üreticinin kamera uygulamasında görmeye başladık bunu. Ön ve arka kameraların bir arada kullanılarak çekim yapılmasına olanak sağlıyor. Küçük kamera çerçevesinde gördüğünüz gibi yerini oynamak mümkün oluyor. Bu da alıştığımız ve HTC'nin de kamera uygulamasında gördüğümüz bir özellik. Panorama 360'da bulunan ortamın 360 derece çekiminin yapılmasına olanak sağlıyor. Çekilen fotoğrafları doğrudan ön izleme uygulaması içerisinde girebilirsiniz veya galeri uygulamasını açarak da galeri uygulaması içerisinde daha detaylı şekilde bakabilirsiniz. Duo kameranın yeteneklerini göstermek için güzel bir örnek fotoğraf var elimizde. Onunla göstermek daha iyi olacaktır. Bir lokantada çekmiş olduğum fotoğraf var. Onun üzerinden gösterelim. Gördüğünüz gibi yakın bir çekim. Önde bir limonata bardağı ve bir menü var. Ve düzenle seçeneğine dokunarak bu fotoğraf üzerinde çeşitli düzenlemeler yapabiliyorum. U-Focus aracı sayesinde öndeki nesnelerin gördüğünüz gibi netleştirilmesi, arkada kalan bölümün ise bulanıklaştırılması sağlanıyor. Bu da fotoğrafta oldukça hoş bir görüntü oluşturuyor. İsterseniz ekran üzerinde farklı bir noktaya odaklayabilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi arka plan odakladığım sefer arka planı netleştirdim. Öndeki nesneler ise bulanık hale geldi. İstediğim versiyonu kaydet tuşuna dokunarak kaydedebiliyorum, saklayabiliyorum. Aynı zamanda bu fotoğrafı başka bir M8 sahibiyle paylaştığımda o sahip de M8 sahibi de bu şekilde düzenleme yapabiliyor. Paylaşımda duo kameranız çekmiş olduğu derinlik bilgileri de paylaşıma dahil ediliyor. Bunun yanı sıra çeşitli ön plana çıkarma araçları var. Ön plana çıkarma araçları da öndeki nesneleri ve arkadaki nesneleri çizikleştirme veya yakınlaştırmalı bulanık, çizgi film, renklendir gibi efektlerle biraz daha belirgin hale getirmeye, ön plan almaya olanak sağlıyor. Yine kaydetmeniz mümkün bunları. Sezonlar aracı görmüş olduğunuz gibi farklı klipler, kısa görüntüler, hareketli görüntüler oluşturmanıza izin veriyor. Bunun dışında Dimension Plus 3 boyutlu efekt aracı. Gördüğünüz gibi çekmiş olduğum fotoğraftaki derinlik bilgileri kullanılarak ilginç bir 3 boyutlu fotoğraf ortaya çıkarılıyor. Eğer şu limon dilimine dikkat ederseniz 3 boyut efektinin nasıl etkili olduğunu fark edeceksiniz. Telefonu oynattığımda limon parçasının altını görebiliyorum veya üstünü görebiliyorum. Etkileyici bir uygulama duo kameranın sağladığı. Etiket ve kopyala yapıştırda, eğer çekmiş olduğunuz karede yüzü varsa bunun üzerine çeşitli giysiler, nesneler, aksesuarlar eklemeniz olanak sağlıyor. Kopyala ve yapıştırda başka bir fotoğraftaki yüzü keserek o görüntüye eklemenize olanak sağlıyor. Duo kamera ilginç ancak geliştirilmeye ihtiyacı var. Odağı belirleme noktasında yakındaki nesneyi ve uzaktaki nesneyi ayırt etme noktasında duo kamera şu an için biraz yetersiz görünüyor ancak hem sistemde hem de yazılımda bir takım düzenlemeler yapılarak duo kamera çok daha elverişli, çok daha kullanışlı hale getirilebilir. Bunu söyleyebiliriz. HTC One M8'de boom sound hoparlörler var. Görmüş olduğunuz gibi ekranın her iki yanına yerleştirilmiş hoparlörler sayesinde herhangi bir ses sistemine, harici bir ses çıkış aracına ihtiyaç duymadan multimedya keyfini yaşamanız mümkün oluyor. M7'deki boom sound hoparlörlere göre ses çıkışı biraz daha artırılmış. %25 daha fazla olduğu söyleniyor ve yüksek sese rağmen herhangi bir patlama veya bozulma olmadan müzik keyfini yaşamanız mümkün oluyor. HTC One M8'in boom sound hoparlörleriyle hem müzik dinlerken hem de film izlerken boom sound hoparlörler sizi oldukça iyi hissettirecektir. Bu boom sound sisteminin sunmuş olduğu nimetlerden sadece hoparlörlerde değil
kulaklıklarda da yararlanabilirsiniz. Telefonun içinde HTC One M7'deki kulaklıklar geliyor. O kulaklıklar zaten bir akıllı telefon kulaklıklarına göre oldukça yüksek seviyedeydi kalite anlamında. O seviye devam ettiriliyor HTC One M8'de de. HTC One M8 ile ilgili aktaracaklarımız bu kadar. Telefonla ilgili daha fazla ayrıntıyı, çekilen fotoğrafları, performans yorumlarımızı teknoblog.com'daki detaylı inceleme yazısında bulabilirsiniz. Eğer bu videoyu YouTube'dan izliyorsanız aşağıda açıklama bölümünde teknoblog.com incelemesinin bağlantısını bulabilirsiniz. Yeni bir cihaz incelemesine görüşmek üzere, hoşçakalın.